Evet sevgili barista severler, Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı İddiabilir TV'ye yeniden hoş geldiniz. 30 Mart Cumartesi gününün ikinci bölümüyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Akşam bülteni diyebiliriz buna. İkinci seansımızda akşam maçları var. Hemen hatırlatmalarımızı yapalım. Tanıtım videosu, taktik videosu ve nerede kalmıştık videolarımızı mutlaka izlemeyenler izlesinler. Yorum ve reaktiyonunuzla bizleri desteklemeye devam ederseniz seviniriz. Bizler için önemli çünkü bizlere teşekkür manasında olabilir. Yine Yıldızlı Her Şeyden Biraz programımızın da Çanakkale Zaferi ile ilgili özel videosu var. Onu da izlerseniz seveceğinizi düşünüyorum. Bu arada bazı hatırlatmalarım vardı. Birinci bölümde izlemeyen varsa ilk 2-3 dakikayı mutlaka bir izlesinler. Önemli açıklamalar çünkü. Bana eğer soru sorarsanız yine cumartesi gününün birinci bölümünün başını gidin izleyin diye cevap alacaksınız. O yüzden bir şey sormadan önce orada belki söyledim mi diye gider bakarsanız sevinirim. Akşam seansından şu anda ileri gidenler gitmiştir. Yine özel güvendiğim maçımı vereyim. Ben İngiltere değil Hollanda Ligi'nden saat 20.30'da oynanacak 423 koduyla Den Haag kendi evinde Vitesse'yi konuk edecek arkadaşlar. Vitesse iç sahadaki performansını dışarıya pek yansıtamıyor ama yine gollü maçlar çıkarıyor. Den Haag de ne toplarsa kendi evinde toplamaya çalışıyor. Kendi evinde golcü bir takım Hollanda'da defansta da önemli bir isim. Sarı kart cezalısı Vitesse'de de orta sahada yine önemli bir isim. Kırmızı kart cezalısı. Bu maçta ben karşılıklı goller bekliyorum. Sağlam tercih karşılıklı gol var olacaktır. 1.30 oranıyla risk alınarak biraz ya da alternatif olarak da diğer kuponumuza 1.45 gibi bir orandan üst tercih edebiliriz. Bu özel maçımdı. Bu arada videonun altyazı özelliğini arkadaşlar açın. Sağ üstteki noktadan telefondan seyrediyorsanız ayarlardan orada altyazı özelliği var. Açtığınız zaman benim maçları yorumladıkça altta maçların adını kodunu görebilirsiniz. Videonun altındaki açıklama kısmında da yine maç listesi var ve diğer önemli açıklamalar var. Bir de yorumların altına sizin yorum yazdığınız bana bize yorum yazıyorsunuz. Oranın en üstüne de ben bir yorum sabitliyorum. Orada da bilgilendirmeler yapıyorum. Onları da takip edin. Ayrıca tahmistiplus.com'dan kupon tavsiyelerinizi takip edebilir. Hoşunuza giden maçlardan alıp kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Bu Sosyal dediklerimizi medyada yaptıktan sonra zaten sosyal medya videonun hesaplarımız ekranın başında. altında geçiyor zaten. İddiabilir.tv Instagram hesabımızı aktifleştirdik. Yine oradan da ara sıra Videolarımızı. günde bir defa belki 15-20 dakika belki 2 defa vakit ayırabiliyorum. Daha çok buradaki yorumlara önem veriyorum. Onu söyleyeyim ama buradan bana daha rahat ulaşırsınız. YouTube vakit buldukça YouTube'a bakıyorum. Bu kartları zaten söyledim. Önerilenlerdeki videoları mutlaka izleyin diye. Evet özel maçımızı da verdikten sonra ilk maçımıza geçelim. 121 koduyla ilk mücadelemiz. Aslında iki ileri alanlar bilmiyor. 121 koduyla ilk mücadelemiz. İngiltere Premier Ligi'nden West Ham kendi evinde Everton'u konuk edecek. Everton'a en son bıraktığımızda gayet formda bırakmıştık arkadaşlar biliyorsunuz. En son yanlış hatırlamıyorsam Chelsea. Evet kendi evinde Chelsea'yi yenmişlerdi. West Ham ilginç bir takım arkadaşlar. Huddersfield gibi bir takımla oynuyor. Düşünsenize 3-1 gerideyken son 15 dakikada 4-3 geri çevirebiliyor yani. Öyle de bir takım ilginç bir takım. Sezon boyunca bol bol eksikleri sakatları oldu ama yine iyi idare ettiler. Bu maçta da yine Andy Carroll sakat. Böyle çok ilk 11 etkileyecek sakatları yok. Birkaç sakat cezası var ama Everton'ın defansında Lucas Digne oynayamayabilir. Yeremina mesela şüpheli sakat ona bir bakalım. Onun dışında günlük performansları Everton'ın etkiliyor biliyorsunuz ama bu maçta ben West Ham'ın defansif açıklarını değerlendireceklerini ve gol bulacaklarını düşünüyorum. Ben bu mücadelede gollü bir maç bekliyorum. Karşılıklı gol var sağlam kuponumuzda denenmek üzere alternatif kuponumuzda da üst tercih denenebilir. Oranı da zaten 1.65'ten 1.55'e düşmüş. Ben karşılıklı goller bekliyorum ilk açıdan. Yani ilk tercih olarak daha sonra golleri de alternatif kuponumuzu değerlendirebiliriz. Gollü bir maç bekliyorum. Trabzon'dan kaçmakta fayda var. Bir sonraki maçımız 122 koduyla Leipzig kendi evinde Hertha Berlin'i konuk edecek. Bu maçla ilgili de şimdi Hertha Berlin'e baktığımız zaman kodunu söyledim değil mi? 122 koduyla. Hazırlık maçı yaparak geçirmiş milli arayı Leipzig, Pogon diye bir takımla oynamış ve 5-3 yenilmiş. Hertha Berlin'de Holstein Kiel takımı var Alman 2. liginde. Onunla hazırlık maçı yapmış. Ona da kaybetmiş. Keza milli aradan önce de Dortmund'a 3-2 kaybetmişti. Yani gol atıyorlar bir şekilde ama attıklarından fazla da yiyorlar. Bir form düşüklüğü var Hertha Berlin'de. Leipzig de kendi evinde her zaman etkili bir takım. Biliyorsunuz defanslarında onların da Klostermann'ın bir sakatlığı var. Oynayamayacak ki Upamecano da hala sakat oynayamıyor. Hertha Berlin'de Ibisevic kırmızı kart cezası oynamayacak ama orta sahadan da goller açısından destek alıyorlar. Özellikle Duda aracılığıyla onların da defansında bir kırmızı kart cezası var. Yine gollü bir maç beklentim var. Sonunda Leipzig'in ev sahibi avantajıyla ve ev sahibi evindeki performansıyla Hertha Berlin'i zor da olsa yeneceğini düşünüyorum 2-1 gibi. O yüzden bu mücadelede tercihimiz üst olabilir. Yani Leipzig'in oranı yetersiz bulursanız, güvenmezseniz Leipzig'in kazanacağını düşünüyorum ama üst tercihi 1.50 orandan idealdir. Hertha Berlin'in de gol bulacağını düşünüyorum çünkü ben ilk tercihim öne çıkardığım üst. Ama güvenmeyenler karşılıklı gol varın oranı da çok iyi. 1.55 ben şahsen bir kuponuma var bir kuponuma üst olarak gireceğim bu mücadeleye. Sizlere de bu şekilde tavsiye edebilirim.
Bir sonraki maçımıza geçelim. 431 koduyla İsviçre'de Luzern kendi evinde Basel'i konuk edecek. Luzern her zaman Basel'e ters gelmiş bir takımdır İsviçre'de. Özellikle Basel bu deplasmanda her zaman zorlanır. Son zamanlarda toparlayan bir Basel var zaten. Ligin ilk yarısında daha kötüydü biliyorsunuz. Şöyle bir performanslarına baktığımızda en son Young Boys'u konuk etmişti kendi evinde. Young Boys yenilmemeyi başardı. 2-2 bitti mücadele. Zaten genelde gollü geçiyor bu takımların mücadeleleri biliyorsunuz. Luzern'de son zamanlarda son 5 maçında 3 galibiyet 2 beraberlik çıkarmış. Burada Basel'e gol atma potansiyeli oldukça yüksek. İki takımda da sakat cezalı yok. Hazır bu orandan bulmuşken yine sağlam kuponumuza 1.30 orandan karşılıklı gol var deneyebileceğimiz gibi alternatif kuponumuzda üst tercihini deneyelim. Bir 45 oranı her zaman bulamayız Basel'in maçlarında üst olarak. Bir de sistem kuponunda denemek isteyenler varsa 4-6 gol tercihini deneyebilirler. 2.25 orandan. Yurt dışındaki arkadaşlar için ayrıca konuşup videoyu uzatmak istemiyorum. Her zaman dediğim gibi 1.5 üst benim üst ve var dediğim maçlara sağlam tercih olacaktır. Var dediklerime yine var olarak girebilirler. Birinin yeneceğini söylüyorsam yüksek orandan zaten siz de işte çifte şans olarak tercih edebilirsiniz. Siz artık benim söylediğime göre kendi tercihlerinizi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu maça da dediğim gibi sizde de oranı düşüktür. Yine 2.5 üst girebilirsiniz diye düşünüyorum. Ve cumartesi günü ikinci bölümümüzün son mücadelesine gelelim. 439 koduyla. Ne oldu? Vallahi mi? Olsun. Şu an 439 hangi maç biliyor musun? Üstüne konuşalım. Tabii bana yönetmen yönetmen bile öğrendi. Zulte Waregem kendi evinde o aslan Beveren'i konuk edecek. Belçika'da sevgili bahisseverler kendi takımımız gibi adeta neydi benim Mr. sevgilimiz. Waregem, Şükrü Waregem Olanak diyorlar var. ya. Arkadaşlar böyle takımlar vardır. Sizin de vardır. Her ligde takip ettiğimiz maçlarına bir oynarsın. %90 geçmişine bak böyle hep böyle gollü biter. Gol atar yer falan. Her ligde böyle maçlarımız, takımlarımız vardır biliyorsunuz. Zulte Waregem'e bugüne kadar kaç kere? 15 kere oynadıysak bir kere mi 2 kere mi yatırdı bizi? Abi Allah şu olsun bereket ya. versin. Keşke böyle 4 tane takımımız olsa da her hafta 4'ünü oynasak 3 kere yatırsa 10 kere kazandırsa yani değil mi? Evet Zulte Waregem de Belçika'da biliyorsunuz ligler belli bir süre sonra şampiyonluk grubu falan oluyor bunlar da. Şimdi onu açıklamayayım. Bilenleriniz biliyordur. Orada tekrar gruplar haline ayırıyorlar. Tekrar maç yapıyor. Bir ara bizim Türkiye'de de denendi ya. Saçma bir sistem var yani. O bölüme geçtiler. Zaten normal ligde de Vaslan'dan daha üstün bir takım Zulte Waregem. Devre arasındaki transferleriyle de daha da güçlendiğini biliyoruz. En son Genk gibi bir takıma bile düşünün kafa tuttu. 3-3 berabere bitirdi. Goller yine havada uçuşur demiştik. Öyle de oldu. Vaslant da zaten özellikle gollü mücadeleler oynuyor. O da atıyor ama attığından fazlasını yiyor. Standart Liège'de başa baş mücadele etti. En son 4-3 yenildi. Düşünün. Burada da yine Zulte, iki takımda da sakat cezalı göremiyorum ben. Şimdi bunu bir kuponumuza sağlam tercih olarak 1.45 biraz yüksek geldi bana ama biz yine üstü ilk tercih yapalım. 1.40 orandan bu maçta yine üst gelecektir. İlk gol gecikirse de telaşlanmayın. İkinci yarıda açılabiliyorlar. Bazen öyle telaşlandırıyorlar bizi. İlk tercihimiz üst olabilir. Yine bir kuponumuza var deneyebiliriz. 1.45 oranıyla Zulte Waregem'in gollü bir maç sonunda Vaslan Beveren'in yeneceğini düşünüyorum. Ben ki bundan 1-2 sene önce 8-0 yenmişlikleri var bu takımı. Tabii Vaslan'ın da bunun acısıyla yine bastıracağını düşünüyorum. Yine sürpriz kuponlarımızdan birine de yüksek oranıyla 4-6 gol denemesi yapabileceğimiz ender maçlardan biri. 2-25 gibi bir oranı var. Bence bu şekilde deneme yapabiliriz. Arada değinmediğim maçlar olacaktır. Yine videonun başında anlattığım gibi ve ilk bölümümüzde anlattığım gibi o maçlara neden değinmediğimi oradan görebilirsiniz. Yine bu maçlardan dediğim gibi her zaman kendi şansınıza bir tercihler yapıp bir kupon yapın. İlle bizim kuponlarımıza da oynayacaksanız sitemizden takip edip beğendiğiniz maçlardan. Çünkü her zaman diyorum sizin şansınız ayrı bizim şansımız ayrı. Ben 3 gün üst üste yatacaksam sen niye benimle beraber yatasın? Belki sen 3 gün kendi tercihlerini yapsan tutacaktı. Dediğim gibi ille oynamak istiyorsanız kendinize de alternatif kupon mutlaka yaratın arkadaşlar. Bizleri takip ederek, yorumlarımızdan faydalanarak ve kendi düşüncelerinizle, fikirlerinizle mutlaka birleştirerek kuponunuza da fazla para, fazla maç koymadan ve kaybettiğiniz zaman üzülmeyeceğiniz kadar o işte iddia taktik videomuzu izlerseniz kasanızı nasıl yönetmeniz gerektiğini de anlattım. Hepinize bol şanslar diliyorum. Cumartesi inşallah güzel, hayırlı geçer. Bol bol kazanırız ki pazara da güzel sermayemiz olur. Var mı başka bir şey bitirelim artık yani. Evet hepinize bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.